İyi akşamlar kıymetli izleyenler. Bilim ve Sağlık programına hoş geldiniz. Başta Şanlıurfa'mız olmak üzere ülkemizin dört bir yanında bizi evlerine misafir eden, sesimizin ulaştığı herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bu hafta yine sizinle önemli konuları masaya yatıracağız kıymetli konuğumla. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı, aynı zamanda Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doçent Doktor Serap Satış hocamla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk İsmail Bey. Kıymetli zamanınızı ayırıp bu yoğun tempoda bize de zaman ayırdığınız için hocam çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben bu programda beni ağırladığınız için size çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler hocam. Kıymetli izleyenler, tabii başlamadan önce bugün Urfa'mız için de heyecanlı anların devam ettiği bir süreç. Şanlıurfa Spor'un 1. Lig'e yükselme maçı var. Devre arasındayız. Zaman zaman program akışı içerisinde size skorla ilgili de zaten arkadaşlarımız yine ekrana verecekler. Bu anlamda da yine bilgi vermeye çalışacağız. Tabii hocam siz uzun yıllardır Urfa'da çalışıyorsunuz. Bizler sizi tanıyoruz. Urfa'da birçok kişi tanıyor. Ama yine bizi izleyenler için kendinizi tanıtmanızı rica edeceğim. Aynen. Ben Doçent Doktor Serap Satış. Aslen Urfalıyım. İlk orta lise üniversite eğitimimi, hatta uzmanlığımı Şanlıurfa'da tamamladım. Harran Üniversitesi'nden kısa bir süreliğine ayrılıp Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesi'nde mecburimi yaptıktan sonra tekrar Harran Üniversitesi'ne geri döndüm ve orada doçentliğimi aldım. Hala devam ediyorum. Evet. Biz de size başarılar diliyoruz teşekkür hocam. Teşekkür ediyorum. Tabii artık kas iskelet sistemi ağrıları deyince hepimizin muzdarip olduğu, en kötü bir yakınımızın çektiği ve poliklinik başvurular noktasında da yüksek düzeyde polikliniğe başvuru anlamında bu semptomda, bu şikayetlerle başvuran hastalar var. Şöyle giriş yapmak istiyorum Sayın Hocam. Ağrı nedir? Ağrı neden oluşur? Bununla ilgili bizi aydınlatabilir misiniz? Evet. Ağrı nedir? Ağrı aslında bir doku travmasına karşı vücudun verdiği hoş olmayan tepkidir. İlk doğduğumuz anda hissetmeye başlarız biz bu ağrıyı. Nedir? Bebek karnı ağrıdığı için ağlar aslında. Ondan sonra yaşam boyu, ölüme kadar bizimle birliktedir. En ufak bir travmada ya da psikolojik bir çöküntü yaşadığımız anda kendini göstererek değişik şiddetlerde, değişik derecelerde kişiler arasında farklılık göstererek ortaya çıkar. Evet. Yani hatta ağrı ilk çıktığında hemen de müdahale etmek lazım. Çünkü uzun süreli ağrıda dokuda bir travma olmasa bile beyin o ağrıya alışır ve ağrı kronikleşir. Bu defa biz o döngüyü kıramayız. Evet hocam. Yani dediğiniz gibi semptomlar içerisinde, sorularımın içerisinde de yine var bu kronik ağrı sendromu ile ilgili. Belki bununla ilgili yaklaşımlara ilerleyen süreçte daha da değinmeye çalışacağız hocam. Tabii ağrı deyince bir de halk arasında işte hepimizin muzdarip olduğu bel ve boyun fıtıkları var. Evet. Bel ve boyun fıtığı nedir Sayın Hocam? Her bel ve boyun ağrısı bel ve boyun fıtığı mıdır? Bunlarla ilgili neler söylemek istersiniz? Hem tedavi süreci anlamında evet, hem de diğer ağrı gruplarıyla bel ve boyun fıtığının farkı anlamında neler aynen söylemek istersiniz? Şöyle giriş yapayım. Tabii bel ve boyun fıtığı nedirden önce her bel ve boyun ağrısı fıtık mıdır aslında? Evet. Aslında değildir. Biz poliklinikte en sık gördüğümüz kas iskelet sistemi ağrılarıdır. İkisi de öncelikle bel, sonra boyun gelir, daha sonra diz ve diğer eklemlerimiz. Ama tabii bize gelen hastaların sadece 100 hastanın 9'unda biz fıtık teşhis ederiz. Ağrı sebebi, ağrı kaynağı olarak. O yüzden aslında her bel ve boyun ağrısı fıtık değil bizim önce açımızda. Önce bunun üzerinde duralım. Evet. Ama nedir? O kadar çok görüntüleme kullanılmaya başlandı ki her hasta neredeyse gittiği her doktorda MR çektiriyor. Zaten hiç ağrısı olmayanlara bile çekilen MR'larda %90'ın üzerinde fıtık rastlanıyor ve ağrılar fıtığa bağlanıyor. Aslında öyle bir şey yok. Bunun için ne yapmak lazım? İyi bir muayene yapmak lazım. İyi bir muayene ile biz bunların ayrımını yapabiliyoruz. Ağrıların çoğu zaten kas kaynaklı. Bunlar nedir? Hele son zamanlarda artan oranda boyun ağrısının en önemli sebebi telefon. Evet. Çünkü ne olmuş? Vücudumuz dik durmaya, gözlerimiz karşıya bakmaya kodlanmış. Ama biz telefonu elimize alıyoruz, başımızı öne eğiyoruz ve uzun saatler öyle duruyoruz. Ya da masa başı işlerin artması artık ne yapıyor bize? Postürümüzü bozuyor, değiştiriyor. Vücudun o alıştığı imajı, kasların olması gereken pozisyonu bozduğu için
ne yapıyor? Bize ağrı olarak geri dönüyor. Keza bel de öyle. Zaten uzun oturma, bel ağrısı bir şoför hastalığı aslında. Öyle tanımlanmış bel ağrısı nedir? Çünkü uzun süre oturmaktan kaynaklı. İşte dediğim gibi bu teknolojinin artması bazen şey diyorum. Acaba iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Evet. Onu sorgulamak lazım. Ben bir fizik tedavici olarak diyebilirim ki benim açımdan kötü bir şey. Evet. Çünkü her şeyin başında uzun süreli oturma geliyor. Evet. Kaslar uzun süre hareketsiz kalıyor. Biz hareketsizliği hiç istemeyiz. Evet. Bizim tedavi reçetelerimizde ilk yazdığımız şey egzersizdir. Evet. Kas güçlendirme ve egzersizdir. Dolayısıyla dediğim gibi her bel ve boyun ağrısı benim açımdan fıtık değil. Hatta hastalarımın çoğu da bilir. Ben MR da çektirmem. Evet. MR. Muayene bu anlamda önemli hocam. Çok önemli. Evet. Muayene bizi zaten yönlendiriyor. Dedim ya 100 tane bel ağrısının sadece 9 tanesinin sebebi fıtık. Evet. Dolayısıyla gereksiz MR çektirmek nasıl sonuçlanıyor? Orada der demez fıtık yazıyor. Yazabilir. Herkeste fıtık vardır. Ama hasta ömür boyu ne diyor? Benim evet, fıtığım var. Evet. Bu sefer ben hocam şöyle tanımlıyorum. Bel boyun değil de beyin fıtıklaşıyor. Yani dediğiniz evet, gibi. Evet aynen, çünkü ne oluyor? Akıl hep orada. Belde ya da boyunda. Bir şey yapacağı zaman benim fıtığım var. Aslında senin fıtığın sana zarar verecek bir evet. fıtık değil. Ki dediğim gibi hani siz de fizyoterapistiniz evet. bilirsiniz. Biz hareketsizlik hiç istemeyiz. Evet. Hareket bizde çok önemli. Evet hareketsizlik yok. Öyle bir durumda fıtık tanısı alıyorlar. Ondan sonra kendilerini pat diye kapatıyorlar. Evet. Hareketli. Bazen yanlış cerrahiye gitme durumları oluyor ısrarla. Tabii yani kurtulalım. Evet. Kurtulalım diye. Fıtığın büyümüş mü diye gelen hastalarımız var. Fıtık evet. büyümez. Evet hocam. Dediğiniz gibi yani aslında bu MR görüntüleme sistemleri üzerinden giden sistem kaynaklı. Nasıl işte saçımız beyazlıyorsa, yüzümüz kırışıyorsa aynen. orada da yılların getirdiği bir dejeneratif değişiklik var. Biz hep fıtık odaklı baktığımız için maalesef. Yani şöyle yaşlılığa da çok bağlamamak lazım İsmail evet. Bey. Nedir işte uzun boylu olmak, aşırı kilolu olmak, ağır yük taşıyan evet. işler yapmak. Hani bunlar da genç yaşta evet fıtığa sebep olabilir ama ağrı kaynağı mıdır? İyice evet. irdelemek gerekiyor. Hı hı, o yüzden anlamda. Bizim için MR'dan çok fizik muayene önemli. Evet, evet hocam. Ben de yıllarca işte fizik tedavi hekimleriyle fizyoterapist olduğumuz için çalıştık. Bu anlamda fizik tedavi hekimlerinin bu anlamdaki ayrıcı tanıyı daha göz önünde bulundurarak dediğiniz gibi fıtık ayrımıyla diğer evet. mekanik problemleri ortaya koyma anlamında önemli. Bu tip sıkıntılarımız olduğu zaman mümkün mertebe ilk etapta bir fizik tedavi hekimine muayene olmak daha akılcı ve efektif olacaktır diyebiliriz. Peki hocam ağrılardan bahsettik. Bu ağrı süreci içerisinde ağrılar kendiliğinden geçmesini beklemeliyiz veyahut da ağrıya ne zaman tedaviye başlamalıyız? Yok. Ağrı ne dedim? Hoş olmayan bir durum. Evet. Biz baştan kesmeliyiz o ağrıyı. Evet. Yani mesela hastalarda yanlış bir inanış var. Yazıyoruz reçetelerimizde ağrı kesici. Hasta bu sadece ağrımı kesiyor, iyileştirmez ki beni diyor. Ama iyileşmeyen hiçbir şeyde ağrı kesilmez. Yanlış bir evet. inanış var, onu kırmak lazım. Uzun süreli ağrı bizim zaten istemediğimiz ağrıdır. 3 ay geçerse ağrının üzerinden beyin o ağrıya alışır. Kronikleşir. Ne kadar biz engellemeye, araya girmeye çalışsak da beyin orada bir ağrı olduğunu hisseder. Evet. Aslında yoktur ama beyin öyle 3 ay boyunca alıştığı için ona devam eder. Ve bizim bu döngüyü kırmamız çok zor olur. O yüzden ağrı başladığı gibi kullanmak lazım ilacı. Buradan aslında tüm izleyen herkese de söylemek istiyorum. Ağrı kesiciler de iyileştiricidir. Lütfen kullanın. Evet. Yani sadece ağrıyı kesmez. Doku iyileşmiyorsa ağrı zaten kesilmez. Evet. İyileştiği için ağrı kesilir. Evet hocam. Peki ağrıya yönelik ilaç dışı tedaviler noktasında fizik tedavi anlamında neler yapıyoruz hocam? Neler uyguluyoruz? Veyahut da hasta işte demin söylediğiniz gibi bel ve boyun fıtığıysa gerçekten bunlar ne zaman cerrahiye gitmeli? Bununla ilgili nasıl bir yol izlemeli hastalarımız? Evet şöyle söyleyeyim. Cerrahiye ne zaman gitmeli? Eğer hastanın bacağında ya da kolunda uyuşukluk varsa ve bu geçmiyorsa ya da işte bel fıtığı için diyeyim yürürken ayağını yerden kesemiyorsa sürüyerek yürüyorsa yani ayak parmağını kaldıramıyorsa ayak bacaklarının inceldiğini hissediyorsa ya da işte idrar ve
büyük abdestini hissetmiyor, kaçırıyorsa bunlar kesinlikle cerrahiye gitmeli. Onun haricinde biz fizik tedavide ne yapıyoruz? İşte bizim olmazsa olmazımız egzersiz zaten. Uygun kaslara güçlendirmek ki bel ve boyun omurlarını yerinde tutsun, sabitlesin diye. Yani resmen o giriş görevi gelen kasları ne kadar güçlendirirsem omurlar o kadar sağlam olur. Diskin yerinden oynaması o kadar zor olur. Onun haricinde ne yapıyoruz? Isıtıcı modalitelerimiz var. Yüzeyel ısıtıyoruz. Ta kemiğe kadar ısıtıyoruz. Ağrı kesici ilaç modalitelerimiz var. Onları uyguluyoruz. Elektroterapi dediğimiz. Bunları tabii en az 15 seans olarak planlamak lazım. Arkasından tabii ki uygun, o bölgeye uygun egzersizi seçip, order edip hastaya uygulamak gerekiyor. Onun yanında nörel terapi yapılabilir. Ya da işte algolojinin yaptığı enjeksiyonlar var. Şu anda ben yapmıyorum ama algolog arkadaş var Urfa'da. Onlar yapıyorlar. Onlar yapılabilir. Onun haricinde traksiyon. Evet. Aslında böyle internette çok geziyor ya, çekiyorlar. Evet, o da bizim tedavimizin bir parçası aslında. Uygun hasta çekilmeli. Evet. Çekilsin ki omurlar arası açılsın, disk yerine girsin ya da işte kaslar gevşetilsin diye. Evet. Bunları yapıyoruz. Evet hocam. Bu süreçten sonra tabii bel ve boyun fıtıkları ile ilgili bahsettik. Bir de artık fibromiyalji tanısıyla ortada dolaşan birçok hasta grubumuz var. Hastalar işte farklı branşlara gidip de sonuç alamıyorlar. Buna ilişkin önce bir fibromiyalji nedir diyelim hocam, sonra bunun sebeplerini ve tedavi seçenekleri üzerinde de durursanız sevinirim. Fibromiyalji gerçekten Allah kimseye başına vermesin dediğim bir hastalık grubu. Dediğiniz gibi bu hastalar önce nörolojiye gidiyorlar, ortopediye gidiyorlar, beyin cerrahisine gidiyorlar. Ama sonra dönüp dolaşıp bize geldiklerinde tanıyı alıyorlar. Fibromiyalji yaygın kas ağrısı demek. Evet. Nedir? Psikolojik temeli var tabii ki. Hassas noktalarımız var. 18 tane hassas nokta var. Tüm vücut ağrısa bile en çok ağrıyan o 18 tane hassas nokta. Vücudun değişik yerlerine yayıldığı için hasta tüm vücudunda ağrı varmış gibi hissediyor. Ne oluyor? Sabahları kalktığında dayak yemiş gibi kalkıyor. Evet. Yani kalitesiz bir uyku uyuyor. Kalitesiz bir uyku ne oluyor? Gün içerisinde günlük yaşam aktivitesini çok etkiliyor. Gün içerisinde hasta huzursuz, ağrılı. Ne yapıyor? Baş ağrısı yapıyor mesela. İlginç olarak. Karın ağrısı. Reflülerin çoğunun sebebi aslında fibromiyalji. Evet. Ne yapabilir mi? Sistit yapıyor. İdrar yolu enfeksiyonu. Tedavi edilemeyen idrar yolu enfeksiyonlarının altından fibromiyalji çıkabiliyor. Böyle uzatabildiğimiz semptomlarla geliyor. Biz zaten bu hastaları bize içeriye girerken, ayaktayken anlıyoruz. Evet. Onların yürüyüşünden anlıyoruz. Onların bizimle konuşmasından anlıyoruz. Zaten birkaç soruyla hemen ortaya çıkıyor. Spesifik muayeneleri var. Dediğim gibi o 18 tane hassas noktamız var. Biz oralara dokunduğumuzda zaten hastalar çığlık çığlığa oluyorlar. Tanıyı koyuyoruz. Psikolojik temeli var. Tam olarak aydınlatılamamış olmasına rağmen psikolojiyle çok alakalı. O yüzden tedavisinde ağrı kesiciler etkili değil. Çünkü bu hastalar bize geldiğinde sorduğumuzda işte o doktora gittim, şuraya gittim, ağrı kesici verdiler ama hiç iyileşmedim diyor. Çünkü asıl neden ortadan kalkmadığı için iyileşemiyor. Tedavisi antidepresan. Evet. Ciddi anlamda antidepresan başladıktan yaklaşık 2 hafta sonra hastalarda %90'a yakın düzelme oluyor. Tabii o düzelmeyle bırakmamak lazım. Bunu süregen olduğunu düşünelim. Uzun süreli 6 ay hatta 1 yıla süren tedavi uyguluyoruz. Medikal tedavi, ama tek başına tabii ki ilaç tedavisi, medikal tedavi yetmiyor. Yanında muhakkak biz egzersiz öneriyoruz. Bunların ilk başında açık havada yürüyüş. Aynı en güzeli. Evet. Yani en güzeli açık havada yürüyüş. Onun yanında beslenmesine dikkat etmesi gerekiyor. Baharat ve acı ciddi anlamda fibromiyalji semptomlarını arttırıyor. Evet hocam. Onları hastalara öneriyoruz. Biraz yaşam değişikliği. Yaşam tarzı değişikliği. Yaşam tarzının değiştirmesi. Beslenme yanında, alışkanlıkları. Evet. Aynen. Beslenme alışkanlığını eve söyledim. Tabii bunlar tek başına yetmiyor. Muhakkak medikal tedaviyle de mutlaka biz araya girmemiz gerekiyor. Evet. Tabii bizim kitaplarda yogadır, akupunkturdur, pilatestir, hepsi var. Tabii yapılabilir, etkili, ama benim en çok sevdiğim
en konforlu olan açık havada yürüyüş. Evet. Aynen öyle. Yani yeni konseptte de hocam antidepresanlar başlanmadan önce artık endorfin, serotonin gibi mutluluk hormonlarını arttırması münasebetiyle hastalara önce günlük 45 dakika açık havada aerobik böyle kalp hızını arttırıcı egzersizler veriliyor. Özellikle fibromiyalji tarzı olan hastalara da dediğiniz gibi siz de klinikte bunları öneriyorsunuz, öneriyoruz. Bu anlamda da aslında fibromiyalji olan hastalarımıza buradan yani en basitinden tabii bir kalp problemi, altta yatan başka bir problem tabii olmadığı müddetçe. Onları araştırıyoruz yani hasta geldiğinde bakıyoruz fibromiyaljiye benziyor ama yine de altında bir hipotiroidi olmasın, bir diyabet olmasın ya da başka bir şey olmasın diye biz rutin değerlendirmelerimizin hepsini yaptıktan sonra onlar normalse evet bu tamamen fibromiyalji deyip tedavisine başlıyoruz. Evet, merkezi sinir sisteminin bir noktada hassaslaşması olarak evet, da aynen adlandırabiliriz. Öyle. Bu noktada da ben çalışmalarım içerisinde nörobilim, ağrı eğitimi, siz psikolojiden bahsettiniz. Evet. İşte bazen böyle metafor haline getiriyoruz. Diyoruz ki yangın alarmı işte bir sigara dumanıyla da yanabilir, işte bir yangın çıktığında da olabilir gibi. Aynen. Hastaya buna ilişkin farkındalıklarla yapılan destek tedaviler de dediğiniz gibi işin psikolojik boyutu noktasında kısmen rahatlatabiliyor hocam. Çok teşekkür Hatta ederiz. Hatta ben hastalarımın çoğunu şeye de gönderiyorum, psikoloğa da gönderiyorum. Evet. Multidisipliner bu anlamda çalışmak çok, çok önemli. Çok önemli. Oraya da yönlendiriyorum. Çünkü konuştukça rahatlıyorlar, konuştukça deşarj oluyorlar. Ciddi anlamda dediğim gibi senin de dediğin serotonin, noradrenalin döngüsünü bir kırmak gerekiyor. Evet. Onu da ancak konuşarak yapıyorlar. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Geniş perspektifte hastalarımız bilgilenmiş oldu, dinleyicilerimiz. İnşallah. Bir de tabii bu ara yine artış pandemi süreci sonrasında artan kilolarla birlikte topuk dikeniyle ilgili de böyle bir artış durumu sanki evet, söz konusu. Hani aynen. Bize de başvuran hastalarda. Topuk dikeni nedir hocam? Neden olur? Tedavide neler yapıyorsunuz? Bu anlamda yine hastalarımıza neler önerirsiniz? Topuk dikeni nedir aslında? Topuk kemiğinin sivrileşmesidir. Evet. Ama topuk kemiği niye sivrileşir? Ayak tabanında plantar fasiya dediğimiz o fasiyanın gerginliğine bağlı. Nasıl? Şöyle fasiya tutar, kemiği çeker. Çektikçe de kemik düzleşmeye, sivrilmeye başlar. İşte bizim tedavide primer yapmamız gereken aslında o diken olan yere müdahale etmek değil. Orta ayak tabanındaki fasiyaya müdahale etmek. Bizim onun gerginliğini azaltmasak o çekme devam edecek. Yani orada ne olacak? İlk başta ağrıyı tanımlarken ne dedim? Bir doku travması dedim. O travma devam edecek kemikte. Devam ettikçe de kemikte sivrileşme olacak. Ne olacak? Fasiyayı çünkü kemik bırakmayacak. Bırakmıyorsa kendisi uzayacak. İşte bizim aslında ilk başta yapmamız gereken orta ayak kısmında dediğimiz ayak tabanındaki o fasiyanın gerginliğinin azaltılmaya çalışmak olmalı. Evet hocam. En önemli sebebi ne? Aslında babetlerin çıkmasıyla bu daha çok arttı. Evet. Babet bizim fizik tedaviciler olarak hiç sevmediğimiz bir ayakkabı şeklidir. Nedir? Topuk biraz daha yüksek olmalı. Evet. Babetler çıkmasıyla ortaya çıktı. Dediğiniz gibi Covid döneminde insanlar evde çok kaldılar. Terliksiz, ayakkabısız yere bastılar. Biz bunu da istemiyoruz. Düz taman yere basılması da fasiyayı çok gerer. Geriyor, evet. Obezite zaten başlı başına aşırı kilo yük dağılımını çünkü değiştirdiği için fasiyanın gerginliğini arttırıyor. Dolayısıyla topuk dikeni oluşuyor. Aslında benim çok hastalara verdiğim ilginç tedavi yollarım vardır. Bazen hastalar yüzüme bakarlar. Ben mesela plantar fasiya gerginliğini azaltmak için şey diyorum. Koridorunuzun uzunluğu ne kadar söylüyorlar. O uzunluğa göre şey diyorum. 5 defa koridordan parmak ucu yürüyeceksiniz, 5 defa topuk üstü geleceksiniz şeklinde söylüyorum. Uyguluyorlar, çok da faydasını görüyorlar. Ya da işte bir rulo üzerinde ayak tabanını sürmek. Eskiden hep şey derdik, kitaplarda öyle yazardı, sıcak kuma basmak. Evet. Sıcak kuma basmak da diyorum ya topuk dikenini rahatlatır. Niye? Çünkü fasiyeyi rahatlatıyor. Fasiye rahatlasın ki ayak tabanı ondan sonra o kemik yapıdaki travma ortadan kalksın ve ağrı geçsin. Başka ne olabiliyor? Enjeksiyon yapılabiliyor. Evet. Ben lokal anestezikle ayak tabanına plantar fasiyeye enjeksiyon yapıyorum. Bazen proloterapi yapıyorum. Bildiğimiz o
damardan verilen şekerli suyla yapıyorum. Nöral terapi yapılabilir ya da oraya girip direkt steroid vermek de oradaki inflamasyonu baskılayacağı için ağrıyı rahatlatır. Evet. Dediğiniz gibi hocam son dönemde bir de kişiye özel tabanlık uygulamaları oradaki yükü azaltmaya yönelik belki. İşte onun için de hani gidip medikalden direkt o tabanlığı değil. Almak değil de daha ölçülü. Tabii kişiye ayak özel tabanına, evet. Onlar da tabii ki çok faydalı ama aslında kültürümüz de tabanlık sevmiyor. Evet. Sorun o. Maalesef. Yani terliğin içerisinde olmuyor, ayakkabının evet, içerisinde işte olmuyor. O var. Biz Teknokent'te bununla ilgili böyle bilimsel çalışmalar yapıyoruz Şerif Hocam'la. Her zaman hasta, yani bilinçli hasta bulmak zor oluyor. Bir de Urfa sıcak bir evet, bölge. İşte. Ayakkabının içerisinde sizin de dediğiniz gibi hastayı bazen ikna etmek zor evet, olabiliyor. Evet, kültürümüz tabanlık sevmiyor. Evet. Yani o yüzden biraz biz de zorlanıyoruz. Evet, keşke yapsalar yani. Mesela evet. O tabanlığın diz kireçlenmesine etkinliği çok, ne kadar evet. Çok yük ilaçtan. Yük yönünü bile değiştirince çok evet, şeyler değişiyor. Ama şey var yani işte onu bile kullanmakta zorlanıyor maalesef. Evet, zorlanıyorlar. Evet. O yüzden biz de zorlanıyoruz. Önemli. Evet. Teşekkür ediyorum hocam. Bu arada maçla ilgili de 3-0 oldu. Şimdi bakıyorum dakika 60. İnşallah gidiyoruz hocam. Birinci lige doğru ilerliyoruz. Yani bütün Urfalılar şu an nabızlarımızı tutmuşuz, izliyoruz. Evet, aynen. Konya'da da birçok Şanlıurfa sporlu hemşerimiz, bürokratlarımız orada. Onlara da buradan selam edelim. İnşallah galibiyetle sonuçlanır diyoruz. Tabii Şanlıurfa spor boyutunda da biz üniversite olarak da ilerleyen süreçte Şanlıurfa spora böyle performans anlamında bazı bilimsel katkılar da sunmayı istiyoruz. Rektör hocamızla konuşuyoruz. Evet. Tabii bunun başta da tıp fakültesindeki işte spor sakatlıkları, ondan sonra sizler ortopedi seve, bölümüyle seve. De İnşallah güzel böyle bir süreçle beraber şehrimize üniversite olarak dokunmak istiyoruz. Derken yine özellikle dirsekte tenisçi dirseği, golfçi evet. Dirseği olarak bildiğimiz hastalıklar var hocam. Bunlar nedir? Bunlarla ilgili hastalarımıza önerileriniz neler evet, olur? Evet, bu da işte sizin dediğiniz gibi bizim epikondil dediğimiz kemik yapılarımız var. Onlara yine söyleyeceğim, yapışan kaslarımız var. Yani her şeyin başında bakın kas diyorum, ligamen diyorum. Yumuşak dokular. Evet, yumuşak dokular var. Onların kronik travması sonucu oluşan ağrı. Tenisçi dirseği, dirseğin dış tarafındaki, golfçi dirseği de iç tarafındaki ağrı. Bu ağrı nasıl provoke oluyor? El bileği hareketiyle provoke oluyor. Neden? Çünkü mesela dış tarafa yapışan kasımız tam üçüncü parmak hizasından çıkıyor gidiyor. Dolayısıyla aradaki bir yerde oluşan lezyon dirsek ağrısına sebep oluyor. Hı hı. Zaten muayenemiz de çok basit. El bileğini bu şekilde yapıp baskı uyguladığımızda normalde işte mantıken hasta geldiğinde de dirseğim ağrıyor, el bileğim değil diyor bize ama biz muayeneyi yapınca aslında dirseğinin ağrıdığını, tamam. Zıpladığını görüyor. Dediğim gibi ufak ufak travmalarla dirseklerde oluşan ağrılarımız. Tedavisi kolay mı, çok zor. Evet. Dirsek çünkü en hareketli eklemlerimizden biri. Ne kadar da korumak istesek korumak çok zor. Bir dokunun iyileşmesi için de bir süre istirahati şart. Evet. O yüzden ne yapıyoruz biz bu hastalara? Dirseklik veriyoruz. Amacımız 40 dereceden fazla dirsek kapanmasın. Epikondilit ya işte tenisçi dirseği ya da golfçi dirseği dediğimiz durumlar olduğunda 40 dereceden fazla bir dirsek kapanmasını biz istemiyoruz ki orada doku hasarı iyileşsin, iyileşme tamamlasın diye. Evet. Yine ağrı kesiciler veriyoruz. Egzersiz çok önemli. Yine aynı şekilde el bileğinde hareket ettiriyoruz. Yani dirseğe bir güçlendirme değil de el bileğinde. Çünkü arada herhangi bir yerde olabilir, bütün kası benim germem lazım. Evet. Onu da ancak el bileği hareketiyle sağlıyorum. Onu yapıyoruz. Hiç iyileşmezse ne yapıyoruz? Girip oraya yine kortizon enjeksiyonu yapabiliyoruz, PRP yapabiliyoruz. SVT yapılabiliyor. SVT, bunları yaptıktan sonra iyileşmezse SVT ile girip evet kırdırıyoruz. Hastaların çoğu tedavi veriyor. Biz bunları tedavi etmezsek ne olur? Aslında 2 yıl içerisinde ne oluyor? Ağrıdan dolayı hasta der demez kendisi korumaya gidiyor. Geçiyor. 2 yıl içerisinde kendiliğinden düzeliyor. Evet, ama tabii o 2 yıllık süreçte dediğim gibi en çok kullandığımız eklem olduğu için
Maalesef, biraz hastayı evet. bayağı zorluyor. Evet, yaşam kalitesini çok fazla düşürüyor. Evet, aynen, çünkü dediğim gibi sadece dirsek olarak düşünmemek lazım. El bileği hareketiyle ağrı provoke oluyor. Evet, o bir de dediğiniz gibi yani her fonksiyonel hareketimizde el bileğimizi kullandığımız için bu ağrı grubu maalesef sıkıntılı bir hale dönüşüyor fonksiyonel aynen. anlamda. Bir de yine hastalarımızın en çok muzdarip olduğu durumlardan bir tanesi hocam. Elde uyuşmayla karakterize bizim karpal tünel sendromu dediğimiz sendromu. Sinir sıkışması olarak bilinen durum. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz Sayın Aynen. Hocam? Aynen, karpal tünel sendromu gerçekten ciddi anlamda çok fazla da gördüğümüz, dediğiniz gibi insanları uykudan uyandıran bir durum. Hani gündüz olsa tolere edersiniz ama böyle gece eliniz uyuşmuş olarak, özellikle üç parmak uyuşmuş şeklinde kalkmak daha sonra uykuya dalmayı geciktiriyor, gün içerisindeki insanların performansını bozuyor. O şekil hayat kalitesini çok engelleyen bir durum. Nedir? Medyan sinir dediğimiz ele geçen, giden sinirin bilek hizasında bir şekilde sıkışması sonucu oluyor. Eskiden biz daha böyle 30'lu 50'li yaşlarda görürken şimdi bu yaş daha 20'lere düştü. Düştü. Yine telefon diyeceğim. Hı hı. Yine evet. telefondan dolayı çok daha erken yaşlara geldiğini görüyoruz. Üzülüyoruz da biz bu duruma. Ne oluyor? Belirli bir pozisyonda uzun süre kalıyor ve sinir karpal el bileğinde karpal tünel dediğimiz alanda sıkışıyor. Tanısı aslında çok kolay. Biz hastanın anemnezinden de hemen alınıyoruz. Birkaç tane muayene metodumuz var. Kesin tanıyı EMG ile koyuyoruz zaten. Hafif orta şiddetli şekilde bize sonuç veriyor EMG. Hafif ve ortada biz el splintleri veriyoruz. Yani nedir? Elin evet istirahate alıyoruz. Karpal tüneli ya da o siniri en serbest bırakacak pozisyona da sabitliyoruz. Şiddetli olanları artık cerrahi olarak gevşetmek gerekiyor. Cerrahiye gönderiyoruz. Yine tedavisinde ağrı kesici diyeceğim. Uzun süreli 3 haftalık bir ağrı kesici alması gerekiyor hasta. Bunlar yeterli gelmezse ne yapıyoruz? Daha üst narkotiklere geçiyoruz. Geçebiliyoruz. Ya da işte pregabalin, gabapentin dediğimiz nöroleptikler tedavide çok etkili oluyor. Nöropatik ağrı üzerine etkili oldukları için. Fizik tedavi modalitelerini kullanabiliyoruz. Sıklıkla da kullanıyoruz. Bir de yine söyleyeceğim, tendon ve sinir kaydırma egzersizleri. Evet. Evet, belki biraz yapması zor ama bir fizyoterapist eşliğinde çok rahat yapılabiliyor. Gerçekten tek başına bile çok evet. etkili. Yine sinir mobilizasyonları. Sinir mobilizasyonları evet. Dediğiniz işte. Gibi yumuşak doku mobilizasyonları da bu anlamda destek tedavi ama noktasında. Ama tabii şöyle söyleyeyim, tabii. şiddetli olanlarda değil. Değil. Evet. Hafif ve orta olanlarda. Bu şekilde. Evet. Sayın hocam tabii bir de artık popülaritesi yüksek olan birçok fizik tedavi kliniğinde gördüğümüz nöral terapi uygulamaları evet. var. Nöral terapi nedir hocam? Bu iğneler yapılıyor ama bunların içerisinde ne var? Hangi etki mekanizması üzerinden evet. bir tedavi anlayışı durum söz konusu? Bununla ilgili de bize aslında bilgi verebilir misiniz? Aslında nöral terapi şöyle söyleyeyim. Lokal anesteziğin seyreltilmiş hali solüsyon Lokal. Uygulanan şey. Ne yapmışlar? Uzun araştırmalar sonucu cilt altından geçen çok yoğun sinir ağları görmüşler. Bu sinir ağlarının bütün vücudu etkilediği yönünde bir kanıya varılmış. Eğer biz cilt altında bu sinir ağlarını uyarırsak iyileşmeyi sağlarız. Evet. Şeklinde düşünülmüş ve nöral terapi gelişmiş. Evet, etkili mi? Birçok hastada etkili ama her şeye etkili mi? Değil. Değil. Her tedavi. Evet, evet. Yani mesela kronik ağrıda etkisi yok. Zaten özel bir sertifikasyon programından sonra nöral terapi yapabilme yetkisi alıyoruz. Benim de var, ben de aldım. Kronik ağrıyı yenemiyor. Evet, daha çok disfonksiyon akut ağrı, üzerinden. Disfonksiyon evet. olanları. Ha, sonrasında da yine egzersiz yapma şartıyla evet. tek başına yetmiyor. Etkili oluyor mu? Evet, etkili olduğu durumlar var ama dediğim gibi akut durumlarda daha çok etkili. Aslında enjeksiyon modalitelerinin neredeyse tamamının oluş mekanizması bir inflamasyon oluşturmak. Biz nöral terapiyle de orada inflamasyon oluşturuyoruz. Keza nöral terapiyi sorduğunuza göre birazdan tabii, PRP de soracaksınızdır.
Onu da söyleyeyim. İnsan kanından alınıp özel işlemlerden geçilip ağrılı bölgeye enjekte etme PRP. Orada da amaç aslında bir inflamasyon oluşturmak. İnflamasyondan kastım ne? O bölgeye kan akımını hızlandırmak. İltihabı. Oraya, aynen, kan çok gelirse oraya ne olur? Zararlı olan her şeyi alır ve götürür. Evet. Aslında işte nöral terapinin, PRP'nin, proloterapi gibi bizim son zamanlarda revaçta olan enjeksiyon ya da ağrı tedavi uygulamalarımızın mekanizması aslında bu. Bir inflamasyon oluşturuyoruz biz orada. Kan çok gelsin, zararlı olan her şeyi alsın, götürsün. Oradaki doku biraz rahatlasın. Evet. Belki işte kuru iğneleme gibi, dediğiniz gibi. Aslında kuru iğneleme, hacamat. Evet. Aslında bunların hepsinin mekanizması aynı. Evet hocam. Orada bir dediğiniz gibi inflamatuar durum oluşturup oranın tekrar kendini tamir etmesine yönelik süreci aktive etmek. Arttırmak, hızlandırmak. Evet. Bir de hocam, gerilim tipi baş ağrısı ile ilgili vatandaşlarımızdan gelen, sosyal medyadan gelen bir soru var. Son zamanlarda sık sık enseden ve alın bölgesinden başlayarak yukarıya doğru çıkan ve başa yayılan bir ağrı çekiyorum. Doktorum gerilim tipi baş ağrısı tanısı koydu ve ilaç tedavisi başlattı. Neler yapmalıyım, neler önerirsiniz diye bir soru aslında gelmiş. Aslında gerilim tipi baş ağrısına miyofasiyal ağrı çok sık eşlik eder. Miyofasiyal ağrı ne demek? Kulunç ağrısı demek aslında. Evet. Halk arasında kulunç ağrısı. Kulunç ağrısı, evet, aynen. Böyle dokunduğunda şey var. Hatta büyüklerimiz oklava gibi olmuş derler ya. Aynen o. Nedir? Biz onu gevşetmesek, rahatlatmasak ağrıyı geçirmemize imkan yok. Evet. Yani ağrı kesici ne yapar? Orayı, evet, biraz rahatlatır ama tam olarak geçirmez. Biz bunun için ne yapıyoruz? Evet. Enjeksiyon yapıyoruz, lokal enjeksiyon. Doğru noktaya yapıldığında anında ağrı kesiliyor. Ya da işte yine enjeksiyonla girip oksipital bloklar yapıyoruz. Bunların hepsini poliklinik ortamında yapıyoruz. Yap. Yani evet, özellikle bir alan gerekmiyor ya da bir ameliyathane şartı değil. Hastayı muayene ediyoruz, varsa hemen enjeksiyon odamızı alıyoruz. Biz orada gerekli uygulamayı yapıyoruz. Gerilim tipi baş ağrısına dediğim gibi kulunç ağrısı çok eşlik eder. Ben kuluncu rahatlatmadığım sürece de ağrıyı rahatlatamam. Evet hocam. Dediğiniz gibi oradaki işte o fibroz dokular, kürek kemiğinin çevresinde hareketsizliğe bağlı olan o dokular bir süre sonra bantlar haline geliyor ve mobilizasyon eksikliğinden kaynaklı durumlarda gerilim tipi baş ağrısı olarak karşımıza çıkıyor. Bazen dediğiniz gibi fıtıklar eşlik edebiliyor. Farklı otonomik problemler, fibromiyajı eşlik edebiliyor. Dediğiniz gibi çok yönlü, böyle bütüncül düşünmek lazım. Evet. Şey olarak, gerilim tipi baş ağrısında en çok biz klinikte tecrübelerimden dolayı diye ben miyofasiyal girdim. Dediğiniz gibi tabii fibromiyajı çok sık eşlik eder bu duruma. Evet. Çene ağrısı. Evet, çene disfonksiyonu, evet, gece diş sıkma, bunların evet, hepsi tabii ki, ama işte diyorum ya, biz en çok miyofasiyal gördüğümüz için kulunç neredeyse toplumun tamamında var. Evet. O yüzden şey, ben özellikle onunla giriş yaptım ki halkımız biraz daha bu konuda farkındalık olsun. Aynen. Teşekkür ediyoruz hocam. Bir de menopoz sonrası artan ağrılarla ilgili bir soru var. Bu evet, neden olur, ne yapmalıyız diyor vatandaşımız. Şimdi şöyle başlayayım. Ağrı dedik, bel boyun dedik, arkasından topuk dikeni, dirsek ağrısı. Aslında en önemli şeyi söylemedim bunlarda. Bunların hepsi kadınlarda daha fazla görünüyor erkeklere göre. Neden hocam sizce? Hormonal. Evet. Tamamen hormonal yapıdan kaynaklı. Menopoz sonrası da östrojen çekilince bunlarda daha çok artma oluyor. Evet. Östrojenin çekilmesine bağlı olarak dediğim gibi birçok hastalık şiddetini, dozunu daha arttırıyor. Peki ne yapacağız hocam? Ne yapacak? Menopoz sonrası dönemde ağrısı olan kişiler egzersiz mi yapacak? Egzersiz yapacaklar. Onu zaten hepsinde söyledim. Yani egzersiz bizim ne dedim? İlk başta önerdiğimiz şey, ilaçtan önce bizim reçetelerimizin ilk başında egzersiz var. Rutin hemen söylüyoruz, hemen öneriyoruz. Egzersiz yapacaklar. Bu hastalar antidepresandan da çok fayda görüyorlar. Evet. Ciddi anlamda bütün şikayetleri neredeyse geriliyor. Antidepresan o zaman, aynen, egzersiz ve aynen, ihtiyaç olursa fizik tedavi uygulamak. Fizik tedavi, kaplıca. Evet. Mesela bu hastalar kaplıcadan da çok ciddi fayda görürler. Çünkü nedir? Relaksasyon sağlıyor. Kaslar gevşiyor. Çekilmiş olan östrojen cilt altı dokusundan salınımı daha da
kolay. Sıcak da artıyor. Sonuçta sadece overlerden salgılanmıyor östrojen. Nedir? Cilt altı dokuna, yağlı dokudan da salınıyor. Sıcak ortamda salınımı arttığı için daha da rahatlıyorlar. Anladım hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Artık yavaş yavaş programımızın da sonuna geliyoruz. Benim bir gözümde yine skorda 3-0 gidiyor. İyi gidiyoruz. Evet. Kaçıncı dakika, hemen ona da bakayım. 74. dakika. İyi, inşallah turun kapısı aralandı. Yani birinci lige, FTT birinci lige çıkacağız inşallah diyoruz. Bir de hocam tabii bu süreç içerisinde Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi ciddi atılımlar yapmaya başladı. Rektör hocamızın da, yeni gelen Tahir Güllüoğlu rektör hocamızın da destekleriyle birlikte son dönemde de yine özellikle tıp ve sağlık alanına ilişkin kadrolar ilan edildi. Buradan da rektör hocamıza yine teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Özellikle ben hastanem adına çok teşekkür ediyorum hocama bu çalışmalarından dolayı. Yine aynı şekilde hocamın sanırım ilerleyen zamanlarda fizik tedavi ile ilgili de yapacağı sürprizler var ama şimdi ben bunu söylemiyorum. Evet. Gerçekleşince zaten hocamız ilan edecektir. Evet, öyle diyorum. Gerçekten Urfa için gerekli olan fizik tedavi anlamında birkaç atılımda bulunacağız. Bulunacak. İnşallah hocam. Bu anlamda da dediğiniz gibi hem sağlık alanında hem tıp alanında da yeni bölümler. Sonra yine yazılım mühendisliği. Ondan sonra web tasarım bölümü. Bunlar daha böyle artık öğrencilerimizin dışarıya gitmesine de gerek kalmayacak şekilde evet. Urfa'da açılmaya başlandı. Bu anlamda da desteklerinden ötürü teşekkür ediyoruz. Derken tabii Harran Tıp FTR'ye getirelim hocam lafı. Getirelim. Hangi özellikleriniz ile ana bilim dalınız ön plana çıkıyor? Neler söylemek istersiniz? Şöyle söyleyeyim. Biz fizik tedavi kliniğinde 2 doçent, 1 yardımcı doçentiz. 6 tane çok tecrübeli, çok becerikli fizyoterapist arkadaşımla çalışıyorum. O yönden çok şanslıyım. 3 tane fizik tedavi ünitemde çalışan, hastaları hiç hasta değil anne babaları gibi gören hemşire teknikerim var. Aynı şekilde biz ne yapıyoruz? İşte saydığımız aslında bütün hastalara bakıyoruz. Özellikle olarak felçli hastalara çok bakıyoruz. Ben mesela serebral palsi dediğimiz çocuk hastaları daha çok seviyorum, daha çok ilgileniyorum. Ne yapıyoruz? Botoks mesela. Urfa'da bir devlet hastanesinde yapan doktor arkadaşımız var. Tabii onlar çok yoğunlar, her hastaya yapamıyorlar ama biz Harran Üniversitesi'nde ciddi anlamda gelen her hastaya ihtiyacı dahilinde botoksunu yapıp, cihazlamasını yapıp ne yapıyoruz? Hastayı daha iyi şartlara getirmeye çalışıyoruz. Yatan hastalarınız tabii var. Tabii 16 serviste. Tane yatağımız var. Hiç boş kalmıyor hem de. Daha çok işte nedir? Felçli hastaları yatırmayı tercih ediyoruz o durumda. Kliniğimizde osteoporoz hastaları mesela bize çok geliyor. Fibromiyalji bize daha çok geliyor. Devlet hastanelerine kıyasla. O şekil. Evet. Bölgeye hizmet ediyorsunuz. Üçüncü basamak olarak doçent hocalarımız da. Herhalde kadroyu son biraz daha güçlenecek bir hocamız daha gelecek. Geliyor, az önce inşallah, kuliste konuştuk. Evet. Sayı bu şekilde artarak Urfa'ya inşallah güzel hizmetler yaparsınız. Yıllardır i̇nşallah. Hizmet ediyorsunuz hocam. Evet. Bu daha anlamda da teşekkür yapmayı, ediyoruz Allah size. Nasip etsin. Evet, inşallah. İnşallah hocam daha iyi yerlerde görmek istiyoruz. Hem hastanemizi hem üniversitemizi. Bu anlamda da sizler hem idareci olmanız hasebiyle hem yıllardır Urfa'da vatandaşlarımıza hizmet etmeniz hasebiyle ben de size ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah uzun yıllar Urfa'dan ayrılmadan çalışmalarınıza devam edersiniz demek istiyorum. Katıldığınız için de tekrardan teşekkür ediyorum. Son sözleriniz varsa alayım ben Sayın Hocam. Ben çok teşekkür ediyorum bu güzel ortamı sağladığınız için. Hoş bir sohbet oldu. Evet. Bir de şöyle ben de skora tekrar bakayım. 3-0. Aynen. Şanlı şehrimin şanlı takımını ben şimdiden tebrik edeyim. Yaşattıkları bu mutluluk için. İnşallah daha güzel şeyler gelecek. İnşallah, inşallah hocam. Teşekkür ediyoruz. Evet kıymetli izleyenler. Maçın da son dakikalarına bakıyorum tekrar. 78. dakikadayız. Şanlıurfa Spor 3-0 gidiyor. Kuvvetle muhtemel artık Şanlıurfa Spor'a hayırlı olsun diyebiliriz. Evet. PTT 1. Lig'de devam edeceğiz. Tabii bu süreç içerisinde artık gözümüzü Süper Lig'e dikeceğiz.
İnşallah büyük şehrin takımlarını buraya da görmek istiyoruz. Bu anlamda Türkiye'nin en genç şehri olmamız, gençlerin bu anlamda spora kanalize olmaları, yani en basitinden geçen haftaki maçta bile 30 bin kişi stadyumdaydı. İşte kötü alışkanlıklar, ondan sonra uyuşturucu, sigara, alkol başını almış gidiyor. Futbolun özellikle de bu genç şehirde desteklenmesi ve bu sinerjiyle birlikte özellikle Vali Bey'e de buradan teşekkür etmek istiyorum. Aynen. Yani onun gelişiyle beraber ben biraz da takip ediyorum Urfa Spor'u. Urfa Spor biraz daha sahiplenilmeye başlandı. Bu anlamda belediyeler ve diğer her türlü kurum da desteği gösteriyor. Yine rektör hocamız da orada, evet, diyebiliyorum. Oradan orada. Herkese de oradan selam gönderiyoruz. Galibiyetle dönecekler diye seviniyoruz. Tekrardan size teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Kıymetli izleyenler, programımızın sonuna geldik. Bir sonraki bilim ve sağlık programında tekrar sizlerle görüşmek istiyoruz. Herkese iyi akşamlar, sağlıklı günler diliyorum.